Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabiana Moraes. Trago para vocês um vídeo super especial, onde Jan Yaman fala sobre sua colega Demet Özdemir. Se você gosta de Jan Yaman e adorou essa dupla em Pássaro Madrugador, vai adorar ver essa entrevista super especial, traduzida especialmente para você. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora assistir juntinho comigo. Vamos ver. Zamanını rahat bırakıyor. Belli tuşlarla oyuncudan en yüksek verimi alabilen bir yönetmen. Dolayısıyla da sahneler iyi çıkıyor, iyi geliyor. Çağrı Hoca da Demet de ben de sahneye ekstra bir şey kattığımız zaman, yani senaryoda yazılmayanı da oynadığımız zaman mutlu olan, bundan haz alan kişileriz. Dolayısıyla da sahne öyle olduğu zaman bundan tatmin oluyoruz. O hale getirmeden de sahneyi bırakmıyoruz. Dolayısıyla da sahne iyi oluyor. Öyle olunca da güzel bir iş ortaya çıkıyor. Mesela 5. bölüm ben kahkahalarla izlediğim bir bölüm oldu 5. bölüm. Birçok arkadaşım beraber izlediğim insanlar evet 5. bölüm gerçekten fişi çekmişsinizdir veya yapmışsınız dediler. Hem görsel anlamda hem doğaçlaması çok yüksekti. Mesela orada bir sahne vardı İtalyan bir iş adamı geliyor Fabri diye bizi yemeğe çıkarıyor biz nişanlı taklidi yapıyoruz. Orada bir sürü espri var mesela can diyorum canım apostrof diyorum falan. Bir şey söylüyor, sefil diyor Demet, anlamıyor gibi yapıyor, onu provada çıktı onlar için. Orada bir doğaçlar formatlar oluyor. Keşke her bölümde olabilse, tabii yazılması da lazım. Mesela biraz 6'da, 7'de, 8'de biraz dramatik şeyler var. Çok çok dram geldiği zaman biz mutsuz oluyoruz açıkçası. Ya dram yazılmış falan, melankoli var bundan, nasıl yükselteceğiz enerji? Çünkü seyirci gülmek istiyor, onu bekliyor. Mesela kamp sahneleri yazıyor, işte canın kafası atmış bir yere gitmiş, yalnız kalmak istiyor. Demet Sanem onu buluyor. Sahneler çok düşük düşük olduğu zaman biz araya bir espri katıyoruz. Bir anda bir doğaçlama bir şey atıyoruz. O cevap veriyor falan derken bir araya bir komedi sıkıştırmaya çalışıyoruz. O şekilde olunca güzel işte oluyor. Zaten bunun yapılması, bir oyuncunun bunu yapması gerekiyor. Yani yazılmayanı da oynaması gerekiyor. O zaman güzel oluyor işte. Erkenci Kuş da bu olduğu için ben başarıyı buna bağlıyorum. Tabii bu da insan ilişkileri. Yani benim Demet'le anlaşmam, aramızdaki uyum, yönetmenimizle aramızdaki uyum, o diyaloglarımız iyi olduğu için ortaya da güzel bir iş çıkıyor. Öyle bir şey olmasa tabii ki motomot oynasak. E aí, o que que vocês acharam? Conta aqui para mim nos comentários que eu quero saber. Sigam ligadinhos aqui no canal que eu vou trazer mais vídeos especiais e legendados. E para você não perder nada, lembrando novamente a importância de vocês ativarem o sininho para que o conteúdo chegue até vocês. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!